Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz metabolizma. Metabolizma konusu ilginç bir konudur. Çok direkt sorular var. Diğer konuların içerisine serpiştirilmiş olarak da verilebiliyor. Sistemlerde tutun, hücre konusuyla alakalı ya da ekolojiyle alakalı sistemler ya da sınıflandırma birlikte verilen soru çeşitleri de bulunabiliyor. Onun için böyle bir başlık altında metabolizma inceleme, işleme ihtiyacı duyduk. Metabolizma ile ilgili ilk sorumuz hemen gelsin. Metabolizma nedir? Şimdi metabolizma canlı ortak özelliklerinden bir tanesidir. Bir canlı içerisindeki yapım ve yıkım olaylarının toplamına verilen metabolizma deniyor. Birincisi hücrenin içerisinde olacak bir iki yapım olayı ve yıkım olayı olacak. Bunun toplamında da biz metabolizma ismini veriyoruz. Ne dedim tanımda? Canlılarda hücre içinde görülen, unutma hücre içinde diyorum, hücre dışında demiyorum. Hücre içinde görülen yapım ve yıkım olayları tamamına metabolizma ismini veriyoruz. Niye bu hücre içindenin altını çizdiğimi, üstüne böyle büyük büyük harflerle konuştuğumu biraz sonra anlayacağız. Buralar önemli. Unutma arkadaşım, hücre dışında metabolizma yoktur. Hücre dışında metabolizma olmaz. Sorularla devam. Güzel bir soru. Soru 2. Aşağıdaki canlıların metabolizma hızlarına göre bir sırala diyor bakalım. Bir bakalım hangi hayvanlar var? Fil var, kedi var, serçe var ve insan var. Şimdi bunları önce sınıflandırmadaki bilgilerimi kullanarak bir sınıflandırmam gerekiyor. Fil, kedi ve insan bunlar memeli. Bunların üçü bir tarafta dursun. Serçe bu kuş. Şimdi ben şöyle bir bilgi biliyorum metabolizma ile alakalı olarak. Omurgalı canlılarda metabolizması en hızlı olan canlılar kuşlardır. O zaman serçe burada metabolizması en hızlı olan canlı oldu. Bunu hemen koydum. 3 en büyük. Geliyor memelilere, fil, kedi, insan, memelileri kendi içinde nasıl metabolizma hızlarına göre sıralayacağım. Burada da bir bilgi bilmem gerekiyor. Diyor ki bilgi, arkadaş memelilerde vücut büyüklüğü arttıkça metabolizma hızı düşer. O zaman küçük olanı seçeceksin diyor. Serçe kuşu olduğu için bunu bir numaraya yazdım. Fil, kedi, insan bunlardan küçük olan hangisi? Kedi. O zaman ikinci sırada kedi var. Sonra insan, en sonra fil geliyor. Yani sıralamam şöyle oluyor. Metabolizma hızlarına göre sıralıyorum. Büyükten küçüğe doğru sıralayayım. Serçe, kedi, insan ve fil şeklinde olacaktır diyoruz. Yani 3, 2, 4, 1 şeklinde olacak. Güzel bir sorudur. Kenarda köşede dursun. Şimdi az önce söylediğimi bilgi olarak da buraya koydum. Diyor ki omurgalılar içinde metabolizması en hızlı olan kuşlardır. Memeliler ise vücut büyüklüğüyle metabolizma hızı ters orantılı olan canlılardır. Bunu unutmayalım. Gelelim anabolizma terimine. Nedir şimdi anabolizma terimi? Şimdi metabolizma dediğimiz yapıyı yapım ve yıkım olarak ikiye ayırdık. Yapım reaksiyonlarına anabolik reaksiyonlar, anabolizma diyoruz. Yıkım reaksiyonlarına da katabolik reaksiyonlar, katabolizma diyoruz. Yani anabolizma ne oluyor burada? Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Çeşitli isimleri var. Özümleme reaksiyonları, asimilasyon reaksiyonları, dehidrasyon reaksiyonları gibi isimler alabilir diyoruz. Dördüncü sorumuz ne diyor bize genç arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangileri anabolizmadır? Hemen bakalım ne olacak? Yukarıdaki bilgiden biraz kopya çekelim. Ne diyor? Yapım olacak. Tamam. Protein sentezi. Sentez değil mi? Sentez dediği yapım cepte. Glikoz sentezi. Bu da bir yapım reaksiyonu. Bu da cepte. ATP sentezi. Çok kolay gidiyoruz. Hemoglobin sentezi. Hemoglobin kanda kırmızı rengi veren hücreler. Hemoglobinler. Yapılar daha doğrusu. Tamam bu da cepte. Nişastan hidrolizi. Oldu mu? Olmadı. Hidroliz diyor ya. Hidroliz suyla parçalama diyor. Olmadı. 1, 2, 3, 4 tamam. Eyvallah. 5 ise yok. 5 katabolik bir reaksiyon. 1, 2, 3, 4 doğru cevap olacaktır. Şimdi şöyle bir unutma bilgisi koydum. Bütün sentez olayları yapım olaylarıdır ve hücre içinde gerçekleşir. Adamın sonunda sentez varsa genç arkadaş kolay sorularda karşınıza çıkar. Kolay sorular biyolojide dikkat ister. Bunu söyleyeyim. Rakibinizi hiç küçümsemeyeceksiniz. Rakibinin soru kolay diye gevşemek yok. Kolay sorularda dikkat oranı artıyor. Ben bunu söyleyeyim. Sonradan vay haberim yoktu durumu yaşamayayım. Soru 6. Aşağıdakilerden hangileri bütün canlılarda görülen sentez olaylarıdır? Evet burada dikkat olan. Dikkat gerektiren bir durum nedir? Bütün canlılardır. Şimdi biyolojide bütün kesinlikle tamamen hepsi bu kelimelere dikkat etmemiz lazım. Bütün kelimesinin altını çiziyoruz. Kırmızıyla yazdım zaten burada. Buna dikkat edin. Bütün canlılarda görülen diyor. Bakacağız şimdi. Ne arayacağım ben?
İki şey diyeceğim. Bir sentez olacak, iki bütün canlılarda olacak. Bakıyorum protein sentezi. Protein bütün canlılarda var mı? Evet. Sentez mi? Tamam cepte. Glikojen bütün canlılarda var mı? Glikojen yok değil mi? Bitkide glikojen var mı? Hayır. O zaman ne oldu? Bak glikojen sentezi diyor. Ne kadar güzel bir isim bilmiyorum değil mi? Sentez diyor. Hemen tuzağı beni çekiyor. Ancak bütün canlılarda görülür mü? Hayır. İki çizdim. Üç. ATP sentezi. Bütün canlılarda ATP var mı? Var arkadaşlar. Dört. Yağ sentezi bütün canlılarda var mı? Evet değil mi? Bitkisel, hayvansal yağ işte. Her canlı artık yağ sentezi yapacak. 5. Nükleik asit sentezi. Her canlının nükleik asiti var mı? Var. Eğer kendi nükleik asitini de kendin üreteceksin. Haliyle 2 hariç hepsi doğru olacak diyoruz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangileri sadece ototoplarda görülür? Bu kez de ne diyor bana? Sadece, bak ona dikkat et diyor. Sadece ototop. Ototop neydi? Üretici canlılarda görülen sentez olayı. Bu kez neye dikkat edeceğim? Verilen reaksiyon bir sentez reaksiyonu mudur? Buna bakacağım. 2. Sadece ototroflarda olacak. Hemen bakalım. Hemoglobin sentezi. Hemoglobin sadece ototroflarda mı olur? Olmaz kardeşim. Bende var. Ben bir ototrof muyum? İnsanlar ototrof mu? Hayır, heterotrof. Haliyle ne olacak? Burada bir şıkkı doğru değil. 2. Ribozom sentezi. Ribozom ototroflarda oluyor mu? Doğru. Çok güzel ototrofta var. Ama ne diyor bak? Sadece ototrof diyor. Heterotroflarda olursa çıkacaksın. Bak burada ayrı bir tuzak var. Hemen bu soru 2. Evet, ribozom sentezi ototroflarda olur diye tuzak. Atlama oraya. Kiri olmadı. 3. Fotosentez. Doğru. Yani tüketicilerde fotosentez olur mu? Olmaz. 4. Kemosentez. Tüketiciler kemosentez de yapmaz. Haliyle doğru cevabımız ne olacak? 3 ve 4 olacak. Güzel bir soru. Bak buna dikkat edelim. 6. ve 7. soru. Güzel sorular karşımıza kardak işte çıkar. Katabolizma nedir? Ne dedik katabolizma? Yıkım reaksiyonlarıdır dedik değil mi? Buna yadımlama, disimülasyon gibi isimler de veriliyor. 9. Aşağıdakilerden hangileri katabolizma değildir? Yani yıkım reaksiyonu olmayacak. 1. Ağızda nişastanın hidrolizi. Olur mu? Nişasta hidrolizi parçalıyoruz. Bu katabolizma mıdır? Katabolizma gibi geliyor değil mi? Ama burada niye dikkat edeceksiniz? Katabolizma olabilmesi için hücrenin içinde olması lazım. Ne dedim? Metabolizma hücre içinde olur değil mi? Bas bas orada bağırlam hücre içindeki dedim. Şöyle de diyebilir mi? Yıkım olayları. Yapım olayları. Hayır, başına ne dedim? Hücre içindeki yapım ve yıkım. Demek ki reaksiyon hücre içinde olacak. Dışında olmaz. Ağız vücut içi ama hücre dışı. Genç arkadaşım buna dikkat et. Vücut içi ama hücre dışı. Ağızda nişasta hidrolizi kesinlikle bir katabolizma değildir. Besin kofulu içindeki yağ sindirimi, besin kofulu nerede olur? Hücre içinde olur. Bir katabolik reaksiyondur. Midede proteinlerin sindirimi, yani bak gene bir tuzak. Midede vücut içinde ancak hücre dışında. Bu da bir parçalama, yıkım reaksiyonu. Çok güzel bir tuzak. Ancak bu da bir katabolik reaksiyon değildir. 4. Lizozomlar tarafından yapısı bozulan organellerin sindirilmesi. Lizozomlar nerede olacak? Hücrenin içinde olacak. Haliyle organellerin sindirilmesi de bunun içinde gerçekleşecektir. 1 ve 3. Ağız ve mide değil mi? Bunlar katabolik reaksiyonlar değil. Çok güzel tuzak bir soru. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Sindirim hücre içinde de hücre dışında da olabilir. Ancak sadece hücre içindeki sindirim katabolizmadır. Az önce söylediğimi burada hemen küpe olarak yapıştırdım. Ağız, mide ve bağırsakların içi, vücut içi fakat hücre dışıdır. Buraları net olarak anlamanız lazım. Bu işler ezberlemeyle olmaz. Bunları özümsemeniz lazım. Bu dediğimiz duruma gelişine vurulmaz. Biyoloji soruları dikkat ister. Dikkatiniz düştüğü anda golü yersiniz. Söyleyeyim. Dikkati dağılan defans anında golü yer. Soru 10. Aşağıdakilerden hangileri bütün canlılarda görülen katabolik olaylardır? Gene aynı şey. Katabolik bir reaksiyon yakalayacağım ama bütün canlılarda olacak diyor. Hemen başlıyorum. Glikojen hidrolizi. Ben bunu yer miyim? Yemem arkadaş. Hidroliz. Okey. Ama glikojen bütün canlılarda var mı? Yok. Bütün canlılarda glikojen olmaz. Hayvanlarda tamam. Mantarda tamam. Bakteride tamam. Bitkinin glikojeni var mı? Yok. O zaman olmalı. Solunum. Bütün canlılarda solunum var mı? Var. Tamam, buna dikkat. Ama hocam oksijensiz solunum. Bak dikkat et. Ne diyorsun? Oksijensiz solunum diyorsun. Solunum. Oksijenli oksijensiz demiyor adam. Solunum. Bütün canlılarda var. Hocam katabolik bir reaksiyon mu? Tabii ki katabolik. Parçalıyorsun değil mi? Monomer maddeyi parçalayıp içindeki ATP'yi çekiyorsun. Ciğerini söküyorsun böyle. Bu bir katabolik reaksiyondur. Hücre içi sindirim. Hücre içi sindirim olur mu? Olur tabii. Katabolik olay mıdır? Doğru. Parçalama olacak. Sindirim bir parçalamadır. Hücrenin içinde olacak demiştik. Haliyle bu da olacaktır. 2 ve 3
Evet. Bir numara olmalı. 11. Aşağıda verilen canlı gruplarını metabolizma hızlarına göre sıralayınız. Kolay soru. Hadi bakalım iyisiniz. Böyle stres atın diye kolay bir soru koydum buraya. Ne diyorsunuz bana? Yaşlılar, yetişkinler, gençler. Sıralayalım. Metabolizma hızı ne olacak? Hayattan biliyoruz değil mi? Ne kadar yaşlanırsanız o kadar yavaşlıyorsunuz haliyle. Gençler, yetişkinler ve yaşlılar şeklinde sıralayacağız metabolizma hızlarını. 12. Aşağıdakilerden hangileri metabolizmayı etkiler? Hangileri bakalım vücut düzeyi etkiler mi? Yaş, iç salgı bezleri, fizyolojik aktivite, çevre ısısı, cinsiyet etkiler mi? Genç arkadaşlar bunların 6'sı da etkiler. Nasıl etkilediğini söyleyelim. Vücut düzeyimiz, vücut düzeyinden ısı kaybedersiniz. Çok fazla ısı kaybınız gerçekleşir. Bu yüzden de vücut düzeyiniz fazla ise çok fazla ısı kaybedeceğiniz için mecburen metabolizmanızın hızlı olması lazım. Yaş, az önce söyledik yani sizin metabolizmanız hızlı oluyor. 3. İç salgı bezleri yani hormonlar etkiler mi? Adrenalin hormonu reaksiyonunuzu tavan yapar. Tiroksin reaksiyonu tavan yapar. Metabolizmanız hızlanır. Fizyolojik aktivite evet. Uyursanız metabolizmanız düşük. Koşarsanız da fizyolojik aktivite olarak metabolizmayı artırmış oluyoruz. Çevre ısısı evet. İnsan için konuşacak olursak mesela çevre ısısı yüksekse metabolizmanız düşer. Biraz sonra konuşacağız bunu. Cinsiyet evet. Yine insan için konuşalım. Erkeklerde metabolizma hızlı. Dişilerde ise metabolizma hızı düşüktür diyoruz. Bunların altısı da etkilediğini söyledim. Güzel bir soru gençler. Bu çıkmış bir sınav sorusudur. Eski bir sorudur. Böyle kallavi kitaplarda karşımıza çıkar. Aniden hızla koşmaya başlayan bir insan. Duruyorsun. Bir anda koşmaya başladığınız zaman 1. Dolaşım 2. Solunum 3. İskelet kas. Yukarıda verilen sistemler hangi sırayla çalışmaya başlar diyor. Dolaşım sistemi, solunum sistemi ve iskelet kas sistemi. Ne diyorsunuz bununla alakalı olarak? Şimdi önce koşmaya başladığınızda aniden duruyorsunuz da hızla koşmaya başladığınızda bir kere bir aktivite için iskelet kas sistemini bir harekete geçirmeniz gerekecek. Doğru mudur? Kesinlikle bu bir kere olacaktır. Yani iskelet kas hareket etmeden diğer sistemler hareket etmez. Durduğunuz yere hareket. O zaman birinci sıraya iskelet kas sistemini yaz. Zaten burası kolay olan kısmı. Sonra zor olan kısmı solunum sistemi mi, dolaşım sistemi mi daha önce hareket eder? Hangi sırayla çalışır dediğinde hangi daha önce ihtiyaç duyulur demeye çalışıyor. İskelet kas sistemi birinci. Kalktım koşmaya başladım. Kasa ne lazım? Oksijen lazım. Doğru mudur? Haliyle de oksijeni kim getirecek? Dolaşım sistemi değil mi? Damarlar getirecek. Getir bana oksijen diyor. Koşuyorum koşmaya başladığımda damar hemen oksijen yetiştiriyor buna. Daha hızlı koşmaya başladığımda ne oluyor? Damarın içerisindeki bulunan mevcut oksijen yetiyor mu? Yetmiyor. Hemen ne diyor solunum sistemine? Birader diyor bu şu anki mevcut olan oksijen bana yetmedi. Daha çok oksijen. Solunum sistemi de ne yapıyor? Hızlanmaya başlıyor. Yeterli oksijeni dolaşım sistemine basabilmek için. O zaman ne olacak? Bir numara iskelet kas sistemi, sonra dolaşım sisteminiz, en sonunda da solunum sisteminiz hızlanmaya başlayacaktır ya da çalışmaya başlar diyeceğiz. Yani ne olacak? 3-1-2 olacak. Bu soru güzel bir soru. Karşınıza çıkar. İnce de bir soru. Zor yani 3-1-2 mi? 3-2-1 mi? Burada gider gelirsiniz. Buna dikkat etmek lazım. Soru 14. Sıcakkanlı ya da sabit ısılı canlı ne demektir? Sıcakkanlı canlı ne demektir? Yani bizim Türkçe'de sıcakkanlı diye bir deyim var. Onunla bunu karıştırmayın yani. İnsana yakın anlamında söylemiyor. Sıcakkanlı biyolojik bir terim burada. Sabit ısılı. Ne demek bu? Beyinlerinin hipotalamus bölgesinde ısı düzenleme merkezi varsa bir canlının biz buna sıcakkanlı ya da sabit ısılı canlı diyoruz. Kimler? Kuşlar ve memeliler sıcakkanlıdır. Yani çevre ısısına göre kendi vücut ısıları değişmez. Kendi sabit vücut ısıları mevcut. Mesela ne bir insanda 36,5 derece, 36-37 bandında bir vücut ısısı var. Kuşlarda ise 38-39 bandında bir vücut ısısı, sabit ısıları var. Yani hava soğusa da benim vücut ısım değişiyor mu? Değişmiyor. Hava ısınsa da vücut ısılarım değişiyor mu? Hayır, değişmiyor diyoruz. Sıcakkanlı sabit ısılı canlılarda çevre ısısıyla metabolizması nasıl orantılıdır? Az önce biraz bahsettim. Kendinden de örnek verebilirsin. Kendimiz sıcakkanlısın. Ne oluyor?
Hava ısındığı zaman yaz aylarında ısı yükseldiği zaman ne oluyor? Sende böyle hafif de bir gevşeme meydana geliyor değil mi? Uykun geliyor. Niye bu oluyor? Çünkü senin içindeki hormonlar azalıyor, metabolizma hızın düşüyor. Hava soğuk olduğu zaman kış aylarında böyle bir kanlı canlı oluyorsun. Net bir örnek vereyim aklında kalsın. Diyelim ki derste uyuyorsun. Öğretmenim dedi ki sana hadi bakayım kalk yüzünü yıka gel dedi. Sen kalktın gittin yüzünü sıcak suyla yıkadın geldin. Ne olur? Ne olur söyleyeyim mi? Kaldığın yerden uykuya devam edersin. Kalkıp gidip yüzünü soğuk suyla yıkadığın zaman buradaki marifet suda değildir. Sıcak soğuktadır. Soğuk suyla yıkadığın zaman bu soğuk vücut metabolizmanızı hızlandırır ve uykun açılmış olur. Yoksa sıcak suyla yıkadığınız zaman mışıl mışıl uyumaya devam. Ne diyoruz o zaman? Ters orantılıdır diyoruz. 16 soğukkanlı canlı ne demektir? Az öncekinin tersini diyeceğim ben şimdi değil mi? Yani beyinlerinde bir hipotalamus düzenleme ya da ısı merkezi, hipotalamusların ısı düzenleme merkezi olmayan, çevresine göre kendi vücut ısıları değişen ya da sabit ısılı olmayan canlılara denir. Kimdir bunlar? Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, omurgalarda. Balık, kurbağa ve sürüngenler buna net olarak örnek verebiliriz arkadaşlar. Soğukkanlı, vücut ısı sabit değil, çevresine göre değişiyor. Sıcaksa vücut ısısı artıyor. Soğuksa vücut ısısı düşüyor diyoruz. Soğukkanlı canlılarla alakalı. O zaman sıcaklarda bu arkadaşların vücut ısıları artıyor. Hareketleri de artıyor değil mi? Bak buradan böyle bir çıkarım yapalım. Soğukta ise vücut ısıları biraz daha düşüyor bunların. Hareket oranları da biraz daha yavaşlıyor. Onun için bizim ülkemizde kış aylarında böyle sürüngen, ne bileyim kurbağa falan görmüyorsunuz. Niye görmüyorsunuz? Çünkü dış ortam eğer karlıysa haliyle vücut ısıları çok düşük olduğu için hareket yetenekleri azalıyor. Onun için toprağın altına giriyorlar. Peki o zaman balıklar nasıl oluyor ya? Balıklar kışın yine var gibi. Ama suyun altında su artı 4 derece değil mi? Artı 4 derecenin altına su düşmez. Üstü buz tutsa dahi genç arkadaşlar suyun altı yine artı 4 derecedir. Balıklar orada yine yüzebilirler, hareket edebilirler. Soru 17. Soğukkanlı canlılarda çevre ısısıyla metabolizma hızı nasıl orantılıdır? Az önce söyledik. Soğukkanlı canlılar ile çevre ısısı metabolizma hızını nasıl etkiliyor? Doğru orantılı olarak etkiliyor. Nasıl oluyor? Anlatayım tekrardan. Soğukkanlı canlı, düşünün ki bir yılandan bahsediyorum. Ortam ısısı 45-46 derece arttığı zaman yılan hareketleri çok hızlanır. Ama ortam ısısını düşürün. Yılanı koyun bir odanın içerisine klimayla ortamın sıcaklığını düşürün. 10 derece, 5 derece falan. Yılan hareketlerinin belirli bir zaman sonra yavaşladığını göreceksiniz hareketleri. Niye? Çünkü soğukkanlı olduğundan dolayı çevre ısısını düşürdünüz. Metabolizması da yavaşlamış olacak genç arkadaşlar. Gelelim başka bir terime. 18 diyor ki bize bazal metabolizma nedir? Bazal metabolizma şudur. Bir canlının yaşayabilmesi için gerekli olan minimum enerji seviyesine bazal metabolizma diyor. Yaşamanız için gerekli olan minimum enerji seviyesidir. Şimdi bunu ölçerler, versiyonu sorular da var. Bazal metabolizmanıza göre size bir diyet verir. Her insanın bazal metabolizması aynı değildir. Bu yüzdendir ki işte benim arkadaşım benimle aynı yemeği yiyor ama 10 kilo almıyor, ben kilo almıyorum. Niye? Çünkü onun bazal metabolizması yüksek. Yani yaşaması için gerekli olan atalım 2500 kalori enerji gerekiyordur ona. Sana 2000 gerekiyordur ama ikiniz de 2500 aldığınız için sen kilo alıyorsun. Bazal metabolizmanız eşit değil. Hemen şu tanımı verelim. Laf lafı açıyor. Tam dinlenme halinde olan bir insanın, buraya canlı da diyebiliriz, yaşayabilmesi için gerekli olan minimum enerji, zaten bazal değil mi? Taban deniyor. Taban enerji. Taban metabolizmadır. Soru 19. Aşağıdakilerden hangileri bazal metabolizmanın ölçülmesinde kullanılan kriterlerdendir? Şimdi bazal metabolizmayı nasıl ölçüyorlar? Hikayeyi anlatalım. Buradaki maddeler hangileri var ya da olup olmadığını görelim. Bazal metabolizma için sizi bir odaya alıyorlar. Sırtüstü yatıyorsunuz. Odanın sıcaklığı ortalama 25 derece civarında olması lazım. Sıcaklık uygun. Midenizde bağırsaklarınızın boş olması gerekiyor. Uyumamanız gerekiyor. Uyursanız bazal metabolizmanın daha da düştüğü, normal bazal metabolizmanın da daha altında çıktığı görülüyor. Fizyolojik bir aktivite yapmamanız lazım. Eliniz kolunuzu rahat duracak orada. Hareket ederseniz bazal metabolizmanız daha yüksek çıkıyor. Bu şartlarda bazal metabolizmanızı ölçüyorlar. Bir, tam dinlenme halinde olacaksınız. Doğru dedim. Koşup koşup gelip solunumuz hızlı hızlı atarken bazal metabolizma ölçülmez. Fizyolojik aktivite yapmayacaksınız. Az önce söyledim. 3. Uyumayacaksınız. Uyursanız bazal metabolizmanız düşük çıkar. 12 saat aç olmak. Ne demektir? Bu 12 saat önce yemek yiyeceksiniz. Yani
Mideniz hareket etmeyecek, besinleri sindirmek için ekstra bir enerji harcamayacak. Ya da bağırsaklarda emilim için ya da işte besinlerin hareketi için ekstra bir kas hareketi olmayacak. O dönem ve vücut ısısının da az önce söyledim, oda sıcaklığının 25 derece civarında olması gerekiyor. Yani arkadaşlar bunların tamamı bazal metabolizma ölçümü için gereklidir. Bu bazal metabolizmaya göre de size bir diyet programı verirler dediğim gibi. Buna göre beslenmenizi yapmanız lazım. 20. Kışın soğuk havalarda insan derisindeki kılcal damarlar neden büzülür? Bu bir sorunun içerisine serpiştirilmiş olarak vermişti. Daha net anlayalım diye ayırdım soruyu. Kışın soğuk havalarda insan derisindeki kılcal damarlar neden büzülüyor? İki sebebi var bunun. Bir, büzülerek, daralarak yüzey alanını azaltıyoruz, ısı kaybını engelliyoruz. Yüzey alanı geniş olduğunda buharlaşmaya çok fazla ısı kaybediyor diye damarlar daraltılıyor, ısı kaybı minimuma indiriliyor. İki, daralarak içinden geçen kanın sürtünmesini artırıyoruz. Bu da bize bir ısı üretimi sağlıyor. Hocam çok düşük bir şey ama çok kılcal damarım var. Çok fazla kılcal damar olduğu için her birinden ısı üretimini topladığınız zaman şeyler yapıyor yine. Gelelim 21'e. Yazın sıcak havalarda insan derisindeki kılcal damarlar neden genişler? Az öncekinin tersini düşünmem lazım. Bir, genişliyoruz. Yüzey alanını genişletiyorum. Buharlaşmaya çok fazla ısı kaybetmek istiyorum değil mi? Çünkü sıcak havalarda bunalıyorum. İçindeki fazla olan ısıyı dışarı atmam lazım. Yoksa vücut ısı bana zarar veriyor. İki, genişleyerek kan dolaşımından oluşması yeri muhtemel. Sürtünmeyi minimuma indirmek istiyorum. Bu yüzden de bunları azaltıyorum. Bir unutma yazdım buraya nedir? Yazın kılcal damarlar genişler, kışınsa daralır. Evet, buradan yukarıdaki bilgiyi özümsedik. Buraya not olarak yazdık bunu arkadaşlar. Metabolizmanın sonuna geldik. Kendinize dikkat edin.